Bu haberin kaynağı Ömer Çelik Dönmez'dir. Mehdi ahir zamanda geleceğine ve İslam'ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan kurtarıcı kişidir. Hidayete erdirilen ya da hidayete vesile olan anlamlarına gelir. İlk dönem İslam kaynaklarında rastlanılmamaktadır. Kur'an'da var olan bir mevzu değildir. Bazı hasen ve mevzu hadislerde Mehdi'lik anlatılır. Ancak Mehdi konusu İsrailiyat kapsamında ele alınmalı. Çünkü Yahudilik ve ardılı Hristiyanlık Mehdi ve Mesih kavramlarının ilk kaynağıdır. Yahudiler Mesih'in Hazreti Davut soyundan geleceğine, meshedilmesi dolayısıyla kutsal bir güce sahip olacağına, Tanrı'nın himayesi sayesinde günah işlemeyeceğine inanırlar. Mesih'i diğer insanlardan ayıran özellik onun Tanrı'nın yeryüzündeki vekili olması, Tanrı'nın özel lütfuna sahip bulunmasıdır. Yahudilere göre Mehdi devrinde Kudüs ve çevresi cennet bahçelerine benzeyecek. Çöller ormanlara dönüşecek, hayvanların tabiatı değişip vahşilikleri kaybolacak, kurt ve kuzu beraber bulunacak, yılanın ekmeği toz ve toprak olacaktır. Bu tür beklentiler diğer Mehdi telakkilerinde de vardır. Hristiyanlıkta durum nedir? Hristiyanlıktaki Mehdi anlayışı İncil kökenli olmayıp kilise öğretisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hristiyanlara göre Mehdi Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in yardımcısı ve dünyaya dönüş alametlerindendir. Bazı Hristiyan mezhep ve tarikatlerinde Mesih ile Mehdi'nin aynı kişiler olduğu kabul edilmektedir. Hristiyanların Mehdi'si ne zaman ortaya çıkacak? Armageddon Hristiyanlık kaynaklarında dünyanın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen Büyük Kıyamet Savaşı'nın adıdır. Bu savaşın çıkması Mehdi Mesih'in zuhurundan sonradır. Armageddon Hristiyanlıkta da Müslümanlıkta da benzer şekillerde anlatılmıştır. Kıyamet öncesi yaşanacak olan bu büyük savaş Mesih ile Deccal arasında olacaktır. Hristiyanlar Mesih'i Hazreti İsa olarak kabul ederler ve kıyametten önce İsa Mesih gelecek ve Tanrı'nın yardımı ile Deccal'ı ve ordularını mağlup edecektir. Birkaç yıl önce Hristiyan kahinler bir kehanette bulundu. İncil'de yer alan kehanete göre kanlı ay tutulmasının Paskalya bayramıyla denk düştüğü gün Mehdi'nin geleceği söylendi. Türkiye'de Mehdi'yi kimler bekliyor? Türkiye'de hemen her dini cemaat ve grubun Mehdi'ye asker olmak gibi ideolojik saplantısı mevcut. Neredeyse Mehdi'ye intisap etmeyenin itikadında şüphe edildiği ortam söz konusu. Mehdi'si olmayan cemaat, tarikat yok. Her şeyh efendi kendisini potansiyel Mehdi olarak görüyor. Birkaç rüya tabiri, ilgisiz dini kaynaklara referansla Mehdi piyasasına girmek mümkün. Bu konuda en hazırlıklı cemaat Nurcular, en büyük kaynakları Risale-i Nur Külliyatı. 2019 yılı Mehdiyet'in tehlike eşiği. Dini grupların hurufiliğe yatkınlığı Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Mehdi mevzuunda zorlama bazı çıkarımlara veya gaybı haberlere göre 2019 yılında Türkiye'de Mehdi zuhur edecektir. Nereden biliyorlar, kaynakları ne? Nurculara göre sikke-i tasdiki gaybi 1440'ı işaret ediyor. Krizin zirveye çıkacağı ay olarak 2019 Nisan, Said Nursi'nin Süfyaniyet 100 yıl sürecek dediği rivayet ediliyor. Süfyaniyetten kasıt Cumhuriyet rejimi. Bunlara kalırsa Süfyaniyet 1922'de 1340'da başladı. 2019'da 1440 bitecek. Süfyaniyeti de Mehdi yok edecek. Bunun için 2019'a kadar gelmesi gerekiyormuş. Garipler Mehdi'yi beklemekten ağaç oldular ama muma döndüler, sarı muma. Neymiş efendim? Hazreti Hızır duvarcı ustasıymış. Hazreti Mehdi de hem masonları hem tapınak şövalyelerini hakimiyette kullanacakmış. 2019 artık Mehdiyet'in çok aleni şekilde ortaya çıkmaya başladığı yıl olacak. Biz uyuyoruz, Amerikalılar fellik fellik Mehdi'yi arıyor. 2015'te Ramazan ayı dolayısıyla ülkenin çeşitli noktalarından gelen din adamları ve öğrencileriyle buluşan İran eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad, ABD'nin Hazreti Mehdi'yi yakalamaya çalıştığını iddia etmişti. Hazreti Mehdi konusunda iddialı ifadeler kullanan Ahmadinejad, ABD'nin kendi asırlık imparatorluğunu çökertecek esas tehlikenin Hazreti Mehdi olduğunu bildiğini ve bunun için Mehdi hakkında geniş çaplı araştırma yürüttüğünü öne sürdü. Ahmadinejad, Amerikalıların kendilerine göre Hazreti Mehdi ile irtibatta olabilecek herkese iletişime geçtiklerini
onlarla buluşup bilgilerinden faydalandıklarını, dini üniversitelerde Hazreti Mehdi konusunda yapılan araştırmaların binlerce kat fazlasının ABD üniversitelerinde yapıldığını televizyondaki bir röportajında söylemiş ve onlar bizim Hazreti Mehdi'nin peşinde olduğumuzdan daha ziyade onun peşindeler diyerek Amerikalıların Hazreti Mehdi'yi aradığı iddiasında bulunmuştu. Herhalde kendisinin de Amerikalılarla bu konuda görüştüğünü unutmuş olmalı. Tehlike kapıda, Mehdi bir gece ansızın gelebilir. Cemaatler arasında Mehdi'lik mutabakatı sağlandıysa, yeni Şeyh Said, Menemen benzeri isyanlar da start alabilir. Başı kim çeker dersiniz? FETÖ'nün kamudaki mirasına hangi cemaat konduysa, onlar çeker derim.